Yeniden merhaba. Ukrayna Savaşı'nın özellikle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk bölgesindeki son derece stratejik liman kentini ezici bir zaferle ele geçirmesinden bu yana önemli gelişmeler yaşanıyor. Önce İstanbul'a bir bakalım. Dün daha önceden açıklanmamış, resmi olarak bildirilmemiş fakat çok önemli bir ziyaretçimiz vardı. Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Jake Sullivan, İbrahim Kalın'ın esasında telefon arkadaşı. Çünkü ne zaman bir kriz patlak verse ikisi görüşüyorlar. Jake Sullivan daha önceden ilan edilmemiş bir ziyaret çerçevesinde İstanbul'a geldi. Hem İbrahim Kalın'la ikili bir görüşme yaptı gelmişken, hem de Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andrei Yarmek'le buluştu. Andrei Yarmek işte bizim İbrahim Kalın'ın veya Jake Sullivan'ın Ukrayna'daki muadili, mevkidaşı ve ikilinin tabii ki son derece hızlı ve İstanbul'da gerçekleşen bir gizli görüşme esasında sonradan açıklandı. Anladığım kadarıyla Jake Sullivan'ın güvenlik sorunları olduğu tahmin ediliyor. Rusya ile artık iyice sertleşmiş durumda ilişkiler. Neyse, lafı uzatmayalım ve anladığımız kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya bu savaş sürecinde daha önce de ısrarla belirttiğim gibi büyük bir desteği devam ettiriyor olacak askeri anlamda. Ve işin ilginç yanı, Rus lider Vladimir Putin'in daha henüz 30'unda ilan ettiği işte o sözleşmeleri imzaladığı bölgelerde sürekli ilhak ettiği bölgelerde sürekli kan kaybı var. Kan kaybı var. Mesela liman sonrası harekat devam ediyor. Çünkü bir defa Ukrayna ordusu o bölgede, yani liman ve Donetsk bölgesinin o stratejik noktasında çok ince bir şey yakalamıştı, cephe savunması, ve o cephe savunmasını yarıp limana geldi. Bir de ya henüz konfirme edilmiyordu. Daha doğrusu Ukrayna hükümeti bu konuda sorulan soruları bile cevaplamıyor ama ifade edilene göre, yani önemli kaynaklardan aldığım bilgilere göre, Rusya'nın liman kenti ve çevresinde çok ağır insani kayıpları ve şimdi sıkı durun, rakamları tam ifade edilmeyen esiri kalmış durumda. Sadece bir tek laf kaçtı ağızdan. Küçük bir bölge var. O bölgede sadece 320 Rus askerinin cesediyle karşılaşıldığı yönünde. Orada büyük bir olay olduğu çok belli. Yoksa Rusya Genelkurmay Başkanı, hem de daha henüz ilhakın 24 saati bile dolmadan biz askerimizi oradan çekmek zorunda kaldık falan demezdi. Şimdi Kramatorsk Bahmut hattında devam ediyor harekat. Başarılı bir harekat. Durmuyor Ukrayna ordusu. O bölgede, doğu bölgesinde durmuyor ve giderek Donetsk, Luhansk hattını yarmaya başladı. Bu çok ciddi bir sorun. Çünkü Rusya'nın son sığınağı o bölgeler ve ilhak edilmiş topraklar. Yani Rus ordusu o toprakları konvansiyonel olarak koruyamıyor. Ama bugünün konusu bu da değil. Çünkü 15 Ağustos öncesinde, ta Haziran ayından beri sözünü ettiğim her son taarruzuyla ilgili çok önemli gelişmeler var. Biliyorsunuz Haziran başından beri dedim ki bu savaşın kaderini her son taarruzu belirleyecek. Çünkü her son taarruzunda Ukrayna ordusu başarılı olursa Kırım Yarımadası'na kadar uzanan güney hattında müthiş bir yarma harekatı gerçekleştirmiş olacak. Bu yarma harekatının devamında da Donbas bölgesinde, yani doğu bölgesinde Rusya'nın savunma hatları büyük bir yara alacak demiştim. Nitekim her son taarruzu hatırlayacaksınız, 15 Ağustos'ta başladı ama
yavaş ilerledi. Sonradan ben de anladım ki onlar da açıkladılar. Meğersem Donbas ve Luhansk'taki savunma hatlarının incelmesi için Rusların, yani her son saldırısından paniğe kapılıp savaş mühimmatlarıyla personellerini güneye taşımaları için yavaş sürdürmüş harekatı Ukrayna ordusu. Maksat hasıl olduktan sonra da biliyorsunuz Harkov harekatıyla 8000 kilometre kare alan Rusların işgalinden kurtarıldı ve o ordu şu anda Liman şehrini de aştı gidiyor. Yani o harekat öyle. Hersonda da dün itibariyle ve bu sabah itibariyle benzer senaryo devreye girdi. Rus savunma hatları, Herson güneydeki savunma hatları yarıldı. Yarıldı ve yer yer çöktü. Yani Ukrayna zırhlı birlikleri ve tank birliklerinin başlatmış olduğu benzeri ancak 2. Dünya Harbi'ndeki panzer ordularının sergilediği tarzda bir yıldırım harekatıyla sabah saatlerinde karşılaştık. Şu anda Kiev tıpkı Harkov harekatında olduğu gibi susmuş durumda. Hiçbir açıklama yapmıyor, sadece bilgiler geliyor ama esas açıklamanın Rus yanlısı yönetimden gelmiş olması çok önemli. Çünkü Kiev harekatla ilgili bilgi vermezken Herson'daki Rusya yanlısı yönetici Vladimir Saldo açıklama yaptı. Cepheden gelen bilgiler çok üzücü ve gergin. Bir taarruzla karşılaştık, tank taarruzuyla ve karşı tarafın önemli ilerlemeler gösterdiği görülüyor. Dnieper Nehri yakınındaki bir yerleşim yeri var. Adı Dutcheni, adamın anlattığı gibi anlatıyorum size. Dutcheni, orada bir cephe yarılması olduğu haberini aldık diyor. Bu zaten batılı kaynaklardan da aldığım haberleri doğrular mahiyette. Çünkü Dnieper Nehri'nin batı kanadında müthiş bir yarma harekatını Ukrayna tank birliklerinin gerçekleştirdiği görülüyor. Cephenin 20 kilometre, yani Rus cephesinin 20 kilometre güneyinden fotoğraf geldi. Miliyevka köyü, Ukrayna askerleri bayrak çekmiş. Bu 20 kilometre aşağıda. Yani demek ki çok çok hızlı. Yani 24 saatten kısa bir zaman diliminde 20-30 kilometrelik bir yarma harekatıyla o bölgedeki Rus askerlerinin temizlendiği anlaşılıyor. Bu çok çok stratejik bir atak ve gerçekten Osorivka, Krechenivka ve Zoloto isimlerindeki yerleşim birimlerinin de kurtarıldığı yönünde bağımsız kaynaklardan haberler alıyoruz. Kiev vermiyor bunları. Ya Rusya açıklıyor, ya Rus yanlıları açıklıyor yahut da bağımsız batılı kaynaklardan geliyor ve 30 kilometre derinlikte ilk etapta çok hızlı bir ilerlemenin sağlandı. Zaten bunu Ukrayna ordusu böyle yapıyor. Saldırıyor, temizliyor, kuşatıyor, geri çekilmeye zorluyor. Çünkü sonuç itibariyle arkadaşlar şaka değil. Liman kentinin de düşmesiyle beraber Rusya'nın ileri hatlardaki lojistik varlıkları bitmiş vaziyette. Ben bir video seyrettim, yine Ukrayna kaynaklarından gelen ama tabii Ruslar arasındaki bir konuşma. Rus komutan gelmiş ileri cephedeki askerlere moral vermeye ve ileri cephedeki bir asker Rus komutana, bizi buraya ana vatan için gönderdiniz, tamam, biz bu cephede savaşıyoruz, ona da tamam ama bizi unuttunuz diyor. Suları yok, temiz bir yemek yiyemiyorlar. Böyle bir durumu var Rus ordusunun. Ve hani ilk günden söylemiştim ya, şeyde seferberlik ilan edildiğinde yarısı alkolik çıktı diye. Gerçekten seferberlikle asker altına alınan Rus gençlerin yarısı evlerine gönderilmiş. Facia. Yani şu anda 300 bin kişi toplamak için şey yapmışlardı. İlk 120 bini eğitime alınmıştı.
Bu 120 binin 60 bini bunlar ne savaşması, bize başımıza bela olur diye geri yollanmış. Şimdi yeniden seferberlik listeleri bazı bölgelerdeki askeri komiserlikler görevlerinden alınıyor valiler tarafından falan. Yani tam döküm döküm dökülme halleri var ve gerçekten bu yönüyle baktığınız zaman Herson'la beraber direkt olarak Kırım Yarımadası'na doğru da büyük bir taarruz başlamış durumda. Şöyle bir uzmanın bir açıklaması var. Rus ordusu diyor, saldırı kabiliyetini kaybetti. Birkaç gün içinde de savunma kabiliyetini kaybetmiş olacak diyor. Bu güvendiğim uzmanlardan biri, Batılı. Ama bugüne kadar hiç yanılmadı, onu söyleyeyim. Ben bu kadar lafı nereden buluyorum zannediyorsunuz? Yani ben bunları gidip orada izlemiyorum. Binlerce makale okuyorum sizlerle konuşmak için. İnanın bana. Yani haritalar, gözümün önünde haritalar. Yani öyle çalışıyoruz bu işe. Öyle efendim 20. yüzyılda yazılmış Harp Akademisi kitabıyla konuşmuyoruz yani. Burası farklı bir savaş ve gerçekten Rus ordusu saldırı kabiliyetini kaybedeli çok oldu. Biliyorsunuz Luhansk ve Donetsk'te sıkışıp kaldılar. Fakat şimdi savunma kabiliyetini de kaybetmiş gözüküyorlar. Bu yönüyle tahmin ettiğimizden hızlı bir sonuca doğru gidiyor olabilir. Diyeceksiniz ki Ardan abi bu hızlı sonuç falan diyorsun da adam nükleer bomba atarım demişti. Şimdi Ramazan Kadirov diye bir adam var biliyorsunuz. Yani neredeyse 18'likleri bile Putin için savaşa gönderecek. Çeçen milleti, yani her milletin bir dünya sınavı vardır. Yüce Rabbimiz öyle yapar yani, sınar bizi. İşte bu adam da herhalde Çeçen milletinin sınavı. Geçelim. Yani Allah onu ne yapacağını bilir. Fakat o biliyorsunuz önceki gün böyle devam edemez. Genelkurmay çuvalladı. Mutlaka bir nükleer bomba kullanmamız lazım dedi. Peskov'a sordular. Peskov veya Kremlin sözcüsü. O da dedi ki şu anda dedi hayli duygusal zamanlar yaşıyoruz. Bölge yöneticileri savaşla ilgili tabii ki açıklamalar yapabilir ama yönetim bu konularda kararını duygusal almaz dedi ve adeta nükleer meseleye kapıları kapatmış gibi gözüktü. Niye? Çünkü olmaz. Yani nükleer savaşı kazanacak kimse yok. O yüzden sanıyorum Rusya için sonun başlangıcı demiştim. O sonun finaline doğru tahmin ettiğimizden hızlı gidiyoruz. Jack Sullivan'ın tabii Ukraynalı lider yetkiliyle neleri konuştuğu ayrı bir öykü. Onu zamanla anlayacağız. Hoşça kalın.